E-Petrol hizmetinize girmiştir. Yılların tecrübesini temiz ve güvenilir akaryakıtla Shell SB Petrol olarak sizlere sunuyoruz. Güler yüzlü bay ve bayan çalışanlarımızla Serek Kafe konseptimiz, marketimiz, oto yıkamamızla araç yağ ve su kontrolüyle Shell SB Petrol hizmetinizde. Merkez, Sırrın Çevre Yolu, Köprülü Kavşağı'nı geçince 100 metre sonra sağda. Şube, Sırrın Çevre Yolu, Köprülü Kavşağı'nı geçince 100 metre sonra solda. Akaryakıtta kalite, sınırsız hizmetin adresi Shell SB Petrol. İyi akşamlar Urfanatik TV izleyenleri. Hıdır Sulak ile Sağlık Olsun programına hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Harran Üniversitesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İdris Kırhan. Hoş geldiniz İdris Hocam. Hoş bulduk Hıdır Hocam. Hocam Urfanatik TV izleyenlerini kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle biz sizi tanıyalım hocam. Evet. Ben 1981 Şanlıurfa Siverek Beydeş Köyü doğumluyum. İlk okulu Beydeş Köyü'nde başlayıp Siverek'te tamamladım. Orta ve lise öğrenimi Siverek'te tamamladıktan sonra 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Yine 2006 yılında mezunun olup kendi memleketime dönüp Siverek'te yaklaşık 1,5 yıl meclu hizmet yaptım. Hmm. Ondan sonra ihtisası Harran Üniversitesi'ni kazanınca iç hastalıklarına Urfa'ya geldim ve yaklaşık 15 yıldır Urfa'da görev yapmaktayım. 2016 yılından beri de Harran Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evli iki çocuk babasıyım. Peki hocam, çok teşekkürler. Teşekkürler. Programımıza geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir Urfalı ve Urfa sağlığına da uzun zamandır içindesiniz hocam. Öncelikle genelde dışarıdan gelen konuklarımıza şunu soruyoruz. Urfa'ya ilk geldiğinizde nasıl tepki gördünüz? Şu an tepkiniz ne? Ben size şunu söyleyeyim hocam. Urfa sizi ilk gördüğünde nasıl tepki verdi? Şu an nasıl tepki veriyor? Siz bu toprakların yetiştirdiği evet. bir hekim olarak nasıl görüyorsunuz bu süreç içerisinde şehrinizdeki sağlık sektörünü hocam? Evet. Şimdi insanın kendi memleketinde çalışması kadar zor bir şey yoktur. Evet. Çok yorucu oluyor genelde. Çünkü memlekette herkesi tanıyorsunuz az çok. Tanımasanız bile amcanızı tanır, dayınızı tanır. Bir şekilde bir bağlantı bulup size ulaşırlar. Tabii memlekette çalıştığın zaman da insanlara dokunmak çok güzel bir duygu. Çünkü ben köyde doğdum, köyde büyüdüm. Hani o sağlığın yetersizliğini, olmayışını gördüm. Tabii ondan sonra sağlığın içine dahil olduğunuz zaman o insanları anlamakta daha da kolaylık görüyorsunuz. Çünkü insanlar hakikaten ilgiye, alakaya muhtaç. Yıllarca ne yazık ki bölgemizde sağlık imkanları çok kıttı. Şu anda çok iyi durumda geçmişe göre ama ne yazık ki büyüyen nüfusa göre sağlık sistemimiz tam olarak yeterli değil şu anda. Özellikle hastane sayımız, şehir hastanesi son hızla yapılıyor, yaklaşık herhalde bir yıl sonra hizmete girecek. Urfa'daki sağlıktaki en büyük sıkıntı, Urfa'ya hekim geliyor bir şekilde. Sağlık Bakanlığı atama yapıyor mecbur hizmetle ama biz Urfa'da hekim tutamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Harran Üniversitesi'nde biz benim bölümümüzde 30'a yakın asistan var ve yaklaşık 250'ye yakın asistan var. Onları mezun ettikten sonra uzman oluyorlar. Bir kısmı buraya atanıyor ama onları bile burada tutamıyoruz. Bunun bir sürü faktörü var. Belki birincisi sosyal yaşantının daha da diğer işte büyük şehirlere göre, batıya göre biraz daha az olması. İnsanların gezecek, gidecek yerleri çok az olması. İkincisi biraz tabii sağlıkta şiddet Urfa'da eskiden beri var olan bir şey. İnsanlar bundan korkuyor, çekiniyor. Maddi olarak imkanların burasında Urfa'da batıya göre fazla olması bile bunu kurtarmıyor. Çünkü batıda sözleşmeli personel şeklinde çalışan doktor sayısı yok. Özellikle doğuda bu var. Evet. Ama işte ne yazık ki biz burada mesela mecbur hizmete geldiği zaman 2 yılda
insanlar burada tecrübe kazanıyor. Tam böyle yararlanmak zamanı geldiği anda bir bakıyorsunuz tayin alıp gidiyorlar. Ve dolayısıyla Urfa'da biz kaliteli işte tecrübeli hekim bulmakta zorlanmaya başladık. Genelde mecbur hizmete gelip burada tecrübe edip gidiyorlar. Dolayısıyla Urfa'da bu konuda büyük bir sıkıntı var. Bizim bunu aşmamız lazım. Bu tabii bir sürü faktör var. Belki başka bir programda bunu da konuşuruz. Çok iyi olur hocam. Biz yani basın ve medya yoluyla genelde hep danışanlar, hastalar gözünden bunu dinledik. Bir doktorun dilinden bu olayı yani ve perspektifi, kadrajı diğer tarafa çevirip izlemek farklı olacaktır. Siz hem Urfalısınız hem de doktorsunuz hocam. Yani kadrajın diğer her iki yönünden de bakabiliyorsunuz. Kesinlikle. Çok da güzel izah ettiniz aslında. Bizim merak ettiğimiz bu tür durumlarda yani özellikle ilimizde evet sağlık çalışanlarına, hekimlere yapılan muamele biraz bazen abartı olabiliyor. Bazen halkımız biraz duygularına esir olabiliyor. Duygularını dolu dizgin yaşayan bir toplumuz. Bununla ilgili ne önerebilirsiniz hocam? Hani hekimleri biraz daha Urfa'yı cazip kılmak için hekimlere. Yani şunu söyleyeyim. Yani Urfa'da hani sağlıkta şiddet derken Urfa diğer illere göre çok önde gibi bir şey ya olsun yok, istemiyorum evet böyle bir şeydi ama Urfa'da bunun parçası. İçinde olan evet bir şey. Şimdi şifayı da veren Allah'tır. Biz sadece vesileyiz. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Yani bir insan hastaya bütün tedavileri uyguluyorsunuz. O hastanın vücudunda bir tepki vermeyince senin verdiğin tedavilerin hiçbir faydası olmuyor. Sonuçta şifayı veren Allah'tır. İnsanlar bazen duygularını ön plana koyduğu zaman sanki o canı veren haşa doktormuş ya da canı alan doktormuş gibi davrandıkları zaman bu psikolojiyle çok yanlış işlere yöneliyorlar. Yani biz de bir ana evladıyız. Yani biz de kimsenin canı yansın, kimsenin canı alınsın. Yani biz o hastayı samimi söylüyorum. Bazen öyle hastalar oluyor ki yani biz onun etkisinden bir iki ay çıkamıyoruz. Ya o hastayı biz nasıl kaybettik? Niye kaybettik? Her şeyi neyi eksik yaptık? Niye böyle oldu? Ama bir şekilde Allah'ın takdirinin önüne geçemiyorsunuz. Ne yazık ki bizim toplumda hep böyle içindeki sıkıntıyı, öfkeyi patlayacağı, atacağı bir yer arama arayışında olan insanlar var. Burada amaç aslında kendi hastası değildir. İçindeki öfkeyi, içindeki o birikmiş şeyleri bir şeyin üstüne patlamak. Orada kim orada şeydir? Doktor. Ne yapacak? Bir yer topluma gidecek. Ya ben geçen gittim doktora tartıştım, doktoru dövdüm, doktora şunu dedim, doktora bunu dedim. Bunu bir övünme aracı olarak gören insanlar var. Bunların ruh yapısı tabii çok düzgün insanlar değil. Bunlar genellikle çoğu sorunlu insanlar. Ve bu sorunlu insanlar ne yazık ki evet bugün bana karşı yaptığı zaman sadece ben etkilenmiyorum. Urfa'daki bütün doktorlar etkileniyor. Ya bakın bir hekim arkadaşımda şöyle bir şey yapıldı. Veyahut da bir sağlık çalışanına şöyle bir şey yapıldı dediği zaman herkes de ister istemez bir tepki oluşuyor. Mesela geçmişte 5-6 yıl önce bir kaldırım taşıyla bir hekim arkadaşa saldırıda bulundu. Ve şu anda o kaldırım taşı olayı ben Twitter'da, sosyal medyada görüyorum. Her defasında gündeme geliyor. Urfa'da kaldırım taşıyla doktor diyor. Urfa'da niye doktor kalsın ki tarzında yorumlar yapılıyor. İşte bize yapışıyor bir şekilde bunlar. Ama bu memleketin hakikaten doktora ihtiyacı var. Bu memleket bir İstanbul'a gittiğin zaman hani doktor kaynar İzmir'e, Ankara'ya gittiğiniz zaman, Antep'e gittiğiniz zaman ama bu memlekete geldiğimiz zaman ben kendim hekim olarak bazen bulamıyorsunuz. Mesela bizim hastanemizde onkoloji uzmanımız yok, plastik cerrahımız yok, nefrologumuz yok, hematologumuz yok, çocuk hematolog onkologumuz yok. Yok, yok, yok. Yani biz bunları niye tutamıyoruz? Türkiye'nin en kalabalık 10 şehrinden, 10 şehrinden biri ve nüfus yükünde birinci sırayı çekiyor. Kesinlikle ve çocuk nüfus sayısında Türkiye'de birinciyiz. Şu an çocuk hematologu yok şu an mesela. Yani çoğu bölümümüz eksik. Bu bölüm eksikliği niye bunlar, bunun aslında toplum oturup bunu sorgulaması lazım. Ben niye çocuğumu Antep'e götüreyim? Niye anam babamı İstanbul'a, Ankara'ya götüreyim? Niye kendi memleketime tedavi ettiremeyeyim? Çünkü onun bir mali külfeti var. Evet. Gittiği zaman bir duygusal külfeti. Çünkü burada siz hasta olduğunuz zaman, hasta yakın olduğunuz zaman bir sürü akrabanız sizi sormaya geliyor. O hastalığı unutuyorsunuz. Onunla yaşayamıyorsunuz ama Ankara'ya gittiğiniz zaman tek başınasınız. Bütün zorlukların karşısında duygusal olarak çökmeye başlıyorsunuz. Ya hem hastanız var, hem maddi paranız gidiyor, hem de duygusal olarak çöküyorsunuz. Çünkü kimse yok etrafınızda. Çünkü buradaki insanlar her biri gelip yanınıza uğrayamaz yani. Ancak tek tük çok yakınlarınız gelebilir. Dolayısıyla o dayanışma orada olmaz.
Ne yazık ki işte biz burada hekim tutmadığımız zaman aslında en büyük sıkıntı yine biz topluma çekiyoruz. Yani ben de bu memleketin evladı olarak söylüyorum. Biz en büyük sıkıntıyı çeken bizleriz yani. Evet hocam. Çünkü biz de hasta olacağız. Bunu Urfa'ya, hani tabii Urfa ile alakalı değil, ülke genelinde böyle bir sıkıntı var. Son zamanlarda hekimlerde farklı eğilimler de söz konusu hocam. Siz de mesleğin içindesiniz, biliyorsunuzdur. Biz birçok sağlık çalışanında, özellikle hekim arkadaşlarda, yani son zamanlarda en çok dönen muhabbetlerden biri dil kursuna yazılma, dil problemini halletme. Siz de bu konuya vakıfsınızdır büyük ihtimalle. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani bir doktorların bir yurt dışına çıkma isteği arttı. Bu Türkiye'deki doktor sayısı arttı da artık hani doktor ihraç edecek seviyeye mi geldik, yoksa farklı sebepler mi var? Sizin bakış açınızda yani birincisi mesleğin içinden evet, biri olarak nasıl anlatırsınız bu durumu? Birincisi maddi durum. Ne yazık evet, ki gittikçe hekimler de hani kazandığı para itibariyle diğer mesleklere yaklaşmaya başladı. Ne yazık ki artık eski gibi hekimler iyi para kazanmıyor. En büyük nedenden birisi bu. İkincisi yaşadığı koşullar. Yani biz hekim bir değer görmek istiyor toplumda. Yani ben bu kadar yıl mesela bir hekim kaç yılda yetişiyor ortama baktığınız zaman? 6 yıl tıp fakültesi, 5 yıl uzmanlık, 11 yıl. Evet. Ben 12 yıllık orta öğrenimi koyduğum zaman 23-25 yılda bir hekim yetişiyor. Bir evet, ömürdür. 25 yıl boyunca emek harcıyorsun, bir hekim yetişiyor ki insanlar 20 yaşında hayata atılırken biz 27-26-27 yaşımızda hayata atılıyor. 5-6 yıl geç atılıyoruz. Bir evet, hemşire 20 yaşında mezun olup gelip başlayabiliyor. Evet. Ama biz 26-27 yaşımıza kadar biz hayata başlayamıyoruz. Devamlı okumakla, devamlı bir emek harcamakla geçiyor. Bu kadar emek harcandıktan sonra aldığın bunun maddi olarak karşılığı yeterli olmayınca insanlar da arayış içine giriyor. İkincisi toplumda bir saygınlığı kalmıyor. İşte poliklinikte geliyoruz. Adam sana küfür ediyor, hakaret ediyor ya da dövme noktasına kadar geliyor. Ve bunlar olduğu zaman ne yazık ki insanlarımız yurt dışında özellikle Almanya, işte Kanada gibi bu konuda tıp eğitimi almış işte insanlar, doktorları kendi işlerini alan ülkeye doğru yöneliyorlar. Hani bana sorarsanız doğru bir şey mi buradan gidip Almanya'da, Kanada'da? Ha ben gitmem. Niye gitmem? Ya biz bu topraklarda büyüdük. Hani biz bu toprağın kültürüyle yoğrulduk. Evet. Bir sokakta gezdiğimiz zaman birisi bize selam vermediği zaman rahat etmeyiz. Evet. Ben köyde doğdum. 10 yaşına kadar köydeydim. Şu an hala yaşım 40. Köye gittiğim zaman yine o aynı özlemi, aynı heyecanı görüyorum. Yani o köyün özlemi hep içinde kalıyor. Burada yaşamış, doğmuş, büyümüş birisinin tutup da Almanya'da istediği kadar koşullar iyi olsun, maddi olarak da koşullar iyi olsun, hep bir gözü burada kalacaktır. Büyüklerimiz işte yurt dışına gidenlerin çoğu buraya ev alırlar da gelirler buraya. Çünkü burayı unutmazlar. Belki orada yaşadıkları zaman çocukları oraya adapte olacaktır. Ama kendilerinin adapte olması zordur. Evet hocam. Bununla ilgili bizim de etrafımızda arkadaşlarda birkaç örnek gördük. Avusturya'ya, keza bir de Almanya'ya giden arkadaşlar oldu. 2-3 ay sonra tekrar geri döndüler. Şartlar ne olursa olsun memleket hasreti bir ağır bastı galiba kesinlikle, hocam. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi hocam, konumuz iç hastalıkları. Evet. İç hastalıklarıyla ilgili biz de tabii muhabirlerimiz aracılığıyla bir sokağa indik hocam. İlk önce bir Urfa halkına soralım. İç hastalıkları nelerdir? Ya da iç hastalıklarının özellikle diyabet, hipertansiyon, gastritle alakalı bilgileri neler? Program olarak amacımız halkımızın sağlık okuryazarlığını arttırmak. İsterseniz beraber halkımıza sorduğumuz soruları, verdikleri cevapları izleyelim hocam. Olur. Akabinde doğru bilinen yanlışlar neler ya da bilinmesi gereken neler, beraber tekrar konuşuruz hocam. Evet, Urfa Natik TV izleyenleri, muhabirlerimiz Emine Kaya ve Cem Kutlay Gülebağ'ın sokaklara inip hazırladığı VTR'yi şimdi izleyeceğiz. İyi seyirler, VTR'den sonra buradayız.
Bunlar dahili müdahale etmesi lazımdır. Ben de teşekkür ederim. İyi günler efendim. Diyabet nedir, bulguları neler? Öncelikle merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Diyabet bilindiğim kadarıyla şeker hastalığı, işte stresle ilgili, yeme içme ile ilgili. Bulgu derken sanıyorum ağızda kuruluk. Ben kendim şeker hastası değilim ama işte ağızda kuruluk. Çağımızda işte stres malum şeker hastalığı tetiklediğini biliyorum. Peki gastrit nedir? Teşhisi nasıl yapılır? Gastrit mide rahatsızlığıyla ilgili. Teşhis herhalde işte mide yanması, şişkinlik, gece uykudan kaldırdığını biliyorum duyduk kadarıyla. Onunla ilgili. Peki hipertansiyonun vücuda zararları nelerdir? Hipertansiyon tabii ki çok tehlikeli. Şimdi hipertansiyon iki çeşit. Yükseldiği zaman beyin kanamasına kadar şey yapabiliyor. Damarların çatlaması, patlaması gibi çok büyük zararlara tahribat verebiliyor. Yani o da yine şeyle alakalı, yeme içmeyle, perhizle, stresle alakalı. Peki, acı yemek listere sebep olur mu? Acı yemek, valla bizim Urfa'da olmaz derler, Şanlıurfa biberi ile ilgili. Ama genelde tabii ki olur. Olur tabii ki. Peki, hangi rahatsızlıklarda dahiliyeye başvurursunuz? Dahiliye iç hastalıkları. Yani iç organlarla ilgili ne bir rahatsızlık varsa dahiliyeye başvuruluyor. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. İsmail Güllüoğlu. İsmail Güllüoğlu. Güllüoğlu. İyi çalışmalar diliyorum. Diyabet nedir? Diyabet şeker hastalıklarıdır. Bundan sonra şeker hastalığı böbreğe zarar var. Bundan sonra göze zarar var. İdrara zarar var. Daha yani çok hastalıklar var. Takatı düşürüyor. İpratıyor yaşı. Başka bilmem yani her şeye meme hastalığı var. Faydası yok değil mi? Faydası yok, kesinlikle faydası yok. Ağız kuru oluyor. Yani ne diyeyim, hiçbir yara yok. Her taraf hastalık, şeker, her tarafı ibrati, şekerli. Benim mesela yaşım 59, bana bakan değil ki senin yaşın 70, 65, 66 var. İbrari şeker. Peki, tamam, başka. Cemal Bozkurt. Cemal Bey, diyabet nedir? Diyabet hastalığın perizliğidir. Yani diyabet şeker hastası, diyabet hastalığı. Yararı ve zararlarını biraz. Diyabet şeker hastalığın zaten kendi başına bir hastalıktır. Yani fazla bir şeyi kaçırmayacaksın. Hamurlu şeylerden kaçınacaksın, yağlı. Ondan sonra stres de şeker yapar. Yani bu gibi şeyler şekerin düşmanıdır. Peki gastrit nedir peki? Gastrit mide kendi başına stresten de gastrit olur. Gastrit asitli şeyler gastrit yapar. Bu gibi şeyler gastrit yapar yani. Reflü denilen bir şey var. O asit ta boğaza kadar gelir yani. Peki, hipertansiyon da vücudu çok tahrip eden bir hastalıktır. Hipertansiyon böbreklere çok zarar vardır. Ondan sonra hipertansiyon zaten 12'den sonra tansiyona girer bir insanın. Hipertansiyon beyin kanamasına kadar yol açar. Böbrekleri çürütür. Peki acı yemek bir süre sebep olur mu? Acı yemek zaten ünserin en başta gelen düşmanıdır. Acı yemek ünserin şeyidir. Mide ünseri yapar. Ondan sonra midede yara yapar acı. Her şey yapar yani. Peki hangi rahatsızlıklarda dahiliyeye başvurursunuz? İç hastalıklar, böbrek olsun, mide olsun, safra kesesi olsun, pankreas olsun, bunlar iç hastalıklar, uzmanına gitmek lazım. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil. Karadağ, Göle Bakan Muhtarı. Diyabet nedir? Diyabet yani hani tam olarak ben anlamadım de. Şeker hastalığı. Ya şeker hastalığı ya ayağı keser ya göz götürür. Yani her türlü hastalığın şeyidir yani
her türlü hastalığın insanın vücudu yani her türlü hastalığı en kötü hastalıktır. Peki zararı nedir? Ne yapar mesela insan vücudunda? Valla şeker hastalığı bence en çok sıkıntıda oluyor. Bir de kilo fazla almamak lazım. Yani en çok kilodan da olabilir. Başkan ben diyeceğim bu kadar yani. Peki teşekkür ederim. Evet. Adım Miraç, soyadım Çevik. Diyabet nedir? Diyabet şeker hastalığı olarak bilinir. Tıpta bunun zararları vardır. Özellikle ileriki yaşlarda insanlara çok büyük zararları olmaktadır. Hani körlük olsun, bunun iğneleri var. İğne vurdurmaları gerekiyor. Yani sürekli bir hastaneye gitmeniz gerektiği için yapmanız gereken şeyler çok ağır oluyor. Benim tavsiyem şeker tüketiminden ve bu diyabet neydi? Diyabetin bu duruma ilerlemesini engelleyecek şekilde toplumumuzun hareket etmesi gerektiğini bilinçlenmemiz gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Diyabet ve hipertansiyon hakkında halkımızın genelde sorulara verdiği yanıtlar bu şekilde. Baktığımızda aslında diyabet ve hipertansiyon görülme sıklığı çokça olan rahatsızlıklar olduğu için doğruya yakın bilgiler epeyce fazlaydı. Şimdi bir de size yöneltelim hocam. Topluma bir de bu işin gerçeğini öğrenme şansı verelim. Diyabet nedir diye ilk sorumuzu size yönelteyim hocam. Tabii halkımız da çok güzel tarifini yapıyor. Diyabet şeker hastalığı demek. Şeker hastalığı kan şeker seviyesinin, biz glukoz diyoruz tıbbi olarak ama kan şeker seviyesinin belli bir seviyenin üzerinde olması diyabet tanısı koyduruluyor. Diyabet toplumda çok yaygın bulunan bir hastalık. %30-35'ler oranında bulunan bir hastalık ve sonuçları çok ağır olabilen bir hastalık. Diyabet tanısı nasıl koyarız? Diyabet kan şeker seviyesinin 126'nın üzerinde, açlık kan şekerinin seviyesinin 126'nın üzerinde olması veyahut rastgele ölçülen bir kan şekeri değerinin 200'ün üzerinde olması ya da gizli şeker testi dediğimiz oral glukoz tolerans testiyle yapılan testte ikinci saat kan şekeri seviyesinin 200'ün üzerinde olması diyabet tanısı koydurur bize. Siz aslında güzel de bir pas verdiniz hocam. Gizli şeker nedir diye de çokça evet. Sıkça sorulan bir soru var. Onu da kısaca anlatabilirsek, evet. Detaylandırabilirsek. Şimdi gizli şeker dediğimiz aslında şekeri olan insanların işte açlık çıkan şekeri ölçülüyor, örnek vereyim. 126'dan düşük, 120 ile 126 arasında çıkan kan şekerleri. Bunlar acaba altta bir şey var mı diye, gizli bir şeker var mı diye bunlara şeker yüklemesi yapıyoruz. Evet. Bu şeker yüklemesinde baktığımız zaman ikinci saatte 200 üzerinde ise şeker hastası diyoruz. Bizim beklediğimiz değer 140'ın altında olmasıdır. Dolayısıyla 140'ın altında değilse, 140 ile 199 arasındaysa biz buna bozulmuş glukoz toleransı diyoruz. Yine 120 ile açlık kan şekeri 126 arasındaysa buna da bozulmuş açlık glukozu diyoruz. Burada tabii sizin de diyetisyen olmanız münasebetiyle en çok iş düşen alan aslında bu alan. Evet. Bizim prediyabet dediğimiz, diyabet öncesi dönem. Tıbbi olarak bizim için en önemli alanlardan birisi. Bu 120 ile 126 açlık kan şekeri olanların çoğunluğunda ya obezdir, evet, ya diyetine dikkat etmiyordur. Dolayısıyla bunlar diyabet için adaydır. Yani bunlar ileriki yaşamlarında 3 yıl, 5 yıl, 2 yıl bir dönem sonra bunlar diyabet hastası olacaklar. Dolayısıyla bizim aslında koruyucu hekimlikte bizim üstüne düşen en büyük görev bu alanda yaşam tarzı değişikliğiyle, diyetlerle biz bu diyabete geçiş safhasını ya engellemek ya da o geçiş süresini çok çok uzun hale getirmek. Evet. Dolayısıyla en çok iş düşen alan aslında benim için burasıdır. Şeker hastası olduktan sonra zaten tedavilerimiz belli. Ya hap tedavisi veriyoruz, belli bir dönem hapla idare ediyorum ama insülin rezervi dediğimiz, işte kanda bir insülin denen bir hormon var. Evet. Biz normal sağlıklı insanlar yemek yedikten sonra insülin hormonu seviyesi artıyor. Dolayısıyla bu kandaki şeker hücre içine çekilip
vücuttaki şeker düzeyi 140'ın altında, özellikle toklukta 140'ın altında çekiliyor. Diyabet olanlarda buna ya direnç vardır tip 2'de, evet. Tip 1'de ise tamamen insülin yokluğu vardır. Burada bir insülin hormonu üretimi yoktur. Dolayısıyla bunlar özellikle çocukluk çağında görülen diyabettir. Bunlar insülin tedavisine bağımlı hastalardır. Ama tip 2 dediğimiz hastalar ise insülin direnci var. Biz başta işte metformin tarzı ilaçlarımızla direnci kırıyoruz. Evet. Kırmaya çalışıyoruz. Hastaya diyetler öneriyoruz. Diyoruz ki diyetine dikkat et. Yediğin içine dikkat et. Dolayısıyla bu süreçte mümkün olduğu kadar hap tedavisini uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz. Üçüncüsü de gebelikte olan diyabet var. Özellikle gebenin 28. haftasından sonra ortaya çıkan, evet, gebelerde. Bunlarda işte yükleme testleri yapılıyor. Bu hastalarda. Bu hastalarda da belli bir dönem diyet de tedavi ediyor. Bunlara hap veremiyoruz bu hastalara. Direkt insülin veriyoruz. Özellikle gebelikte ortaya çıkanlar. Evet. Bir de başka hastalıklara bağlı diyabetler. Onlar çok nadir hastalık olduğu için çok onlara girmemize gerek yok. Peki hocam, şeker ölçümü yapılmadan ya da kan testleri yapılmadan bir bireyin kendisinde diyabet belirtilerini algılayacağı semptomlar nelerdir hocam? Yani hangi semptomları görürse diyabet riskiyle bir iç hastalıkları uzmanına başvurması gerekir? Şimdi birincisi, en çok sık gördüğümüz, çok su içip çok idrar çıkar bu hastalar. Çünkü kandaki glukoz idrarla atılır. Evet. Dolayısıyla sık sık idrar gittikçe hastada sık sık da su alma ihtiyacı ortaya çıkar ve çok su içme, çok idrar çıkma. Özellikle tatlı yemeklere karşı bir yönelme vardır. Bu hastalarda çok yemek yemek vardır. Çok yemek yer bu hastalar. Kilo kayıpları vardır bu hastalarda özellikle. Evet. Yine bu hastalarda bayansız sık sık idrar enfeksiyonları bunlarla görürüz bu hastalarda. Ama en sık gördüğümüz, çok su içmek, çok idrar çıkmak, çok yemek yemek ve zayıflamak. Bu gibi şikayetler varsa muhakkak, bir de özellikle ailede diyabet hastalığı varsa özellikle dikkatli bir şekilde dikkatli olmalarını öneriyoruz. Genetik yatkınlığa bağlı. Tabii ki tip 2 diyabet özellikle genetik yatkınlık vardır. Muhakkak anne babada, dedede, nenede, halada bir yerde bir diyabet şeyi vardır. Peki kimler risk altında hocam? Diyabet adayı diyebileceğimiz insanlar kimler? Birincisi de genetik geçiş var bu diyabette. Dolayısıyla ailesinde, evet, diyabet hastası olanlar risk altındadır. Evet. İkincisi, en sık obez hastalar. Özellikle obez hastalar, bunlarda insülin dirençleri çok yüksektir ve bunlar risk altındadır. Dolayısıyla bu iki en sık gördüğümüz bu ikisi. Bu iki neden? Genetik ve obezite. Peki diyabette tabii söylediniz, oral ya da enjeksiyon yoluyla kullanılan, tabii, ilaç türleri var. Bu ilaçların kullanımı veya kullanılmaması durumuna bağlı risk faktörleri nelerdir hocam? Çoğu hastada şeyi görüyoruz, kendi kafasına göre ilacı aksatma, tüketmeme ya da aman ben bunu kullanacağım da ne olacak? Ya da bir ömür kullanmak zorundalar mı bunlar hocam? İşte burada hakikaten yanlış bilinen doğrular dediniz, burada çok ortaya çıkıyor. İnsanlarımız özellikle insülin kullanma aşamasına geçmekten çok korkuyorlar. Evet. Aman hocam insüline geçmeyeyim ben. Yanlış var işte, vücutta şişkinlik yapar, kemik erimesi yapar, bana zarar verir, vücudun dengesini bozar. Aman hocam hapla devam edeyim der. Evet. İnsanların. Özellikle burada bir yanlış inanış var bu konuda. Şimdi hastanın şunu bilmesi lazım. Hekim hastası için en iyisini düşünür her zaman. Çünkü hastaya en iyisini verdiği zaman o da memnun olur, hasta da memnun olur. Evet. Dolayısıyla hap tedavisi dediğimiz tedaviyle biz bir dönem gidiyoruz bu şekilde. Ama zamanla insülin rezervlerimiz azalıyor. Siz ne kadar hap verseniz de o hapın etkileyeceği bir rezerv yok. Evet. Dolayısıyla insülin kullanımı artık orada şarttır. O insülin kullanımı yapılmadığı zaman, belki ileride konuyu daha da açarız, komplikasyonlar dediğimiz hastalıkları, yani diyabete bağlı vücutta bir sürü hasar ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu hasarın tedavisini ancak şekeri kontrol altına alınca yapabilirsiniz. Evet. Kurutmamız lazım bataklığı. Yani diyabet deyince sürekli akla gelen sorulardan biri, yani genelde hiperglisemi üzerine sorular geliyor. Ama daha ölümcül ya da daha kötü sonuçlar doğuran bir de hipoglisemi durumu var hocam. Evet. Hipoglisemi hastalarının biraz daha dikkat aşamasında daha dikkatli olmasına gerektiğine dair sürekli hekimler tarafından uyarı var. Pankreasın az çalışmasının keza tam tersi aşırı aktif çalışıp aşırı miktarda insülin pompalamasına bağlı olan gerçekleşen bir rahatsızlık. Burada uygulanan prosedürler nasıl hocam? Hipoglisemide? Hipoglisemi özellikle tip 1 diyabette çok sık görüyoruz. Mutlak insülin ihtiyacı olanlarda çok, evet, sık gözüküyoruz.
bazen fazla insülin kullanımına bağlı olabiliyor. Bazen kullandığı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabiliyor. Terleme, çarpıntı ve bayılmaya kadar giden bir süreç oluşuyor. Hasta, diyabet hastasının çoğu bunu bilir. Ya benim şekerim düştü herhalde der. Şu gözlerde kararma olur, çarpıntı, evet, terleme, sıkıntı gelmeye başlar ve o anda hemen şekerli bir şey alma ihtiyacı ise hakikaten de ilk baştaki de tedavisi budur. Hemen şekerli bir şey alıp şekerini yükseltmesi lazım. Evet. Dolayısıyla eğer bu hastalar özellikle o bayılma anında işte kafalarını bir yere çarpabilirler ve de vücut uzun süre oksijensiz kaldığı zaman tablo daha derinleşebilir. Delirium dediğimiz tablolara girebilir. Bazen hipoglisemi bazen 3-4 günde normal hale getiremiyoruz damardan şeker vermemize rağmen. Çünkü bazen o ilaçların etkisi geç sona erebiliyor. Dolayısıyla böyle özellikle hastalarımız terleme, çarpıntı, gözde kararma, bayılma işte gibi ve hatta bayılacakmış gibi sıkıntı hissi, kendileri bunu tarif ederken bunu çok bir sıkıntı bastı benimler böyle bir anda. Dolayısıyla o anda muhakkak ölçebiliyorsa şekerlerini ölçmeyi, ölçemiyorlarsa da en azından şekerli bir şey alıp ne olur ne olmaz. Çünkü hipoglisemi sonuçları ağır olan bir şeydir. Evet. Şekerli bir şey almalarını ve en yakın sağlık merkezine gitmelerini öneriyoruz. Evet, muhakkak sağlık merkezine kesinlikle, bu atak geçirdikten sonra uğramaları gerekiyor. Peki hocam, diyabetin organlara etkisi nasıl olur? Hani iç organlar üzerinde oluşturabileceği hasar ya da etkiler nasıl olabilir? Şimdi diyabet kontrol altına alınmadığı müddetçe zamanla tabii ki böbreklere, göze, beyne, kalbe, sinir sistemine hasarlar verebilir. Ne olabilir mesela? Böbrekte işte proteinler oluşabilir. Zamanla da böbrek fonksiyonları bozulur. Atması gereken vücutta atık madde atamadığı için birikmeye başlar vücutta. Evet. Ve ileride diyalize mahkum olur. Kronik böbrek yetmezliği ve diyalize, evet, mahkum olur. İkincisi göze vurabilir. Evet. Gözde de zamanla körlüğe neden olabilecek bir sürecin başlayabilir ve sonucunda körlük oluşabilir. Evet. Üçüncüsü beyne vurabilir. Damar yapıları zamanla daralır. Ve dolayısıyla vücutta beyne kan gitmediği zaman işte serebral infarklar dediğimiz oradaki alanların kanlanmasının bozulmasına bağlı felçlikler oluşabilir. Kalpte işte koroner arterler dediğimiz ana damarların bozulmasıyla beraber yapılarının ve daralmasıyla tıkanmasıyla beraber işte kalp krizinden kalp yetmezliği sonucunda belki ölüme de ne olacak şey oluşabilir. Bazen en sık gördüğümüz işte diyabetik yaralar dediğimiz işte bunlar da hastalarda sinirlere vurduğu zaman sinirlerin sağlıklı bir şekilde ileti alamadıkları için hasta mesela bir ateşin üstünde yürüdüğü zaman ateşin üstünde yürüdüğünü anlamayabilir. Ve de ayağını çarptığı zaman ayağında yara oluştuğu zaman bu yarayı ağrı hissetmediği için zamanla bu yara oluşur ve ayak kesilmelerine kadar belki daha yukarıya kadar bazen ölüme neden olabilecek nedenler oluşabiliyor. Dolayısıyla şeker aslında kendini koruduğun zaman uzun süre yaşayabileceğin bir hastalık. Ama kendini korumadığın zaman hani ölüme kadar bazen işte yatalak şekilde ömür boyu onun sıkıntılarla cebelleşmen gereken bir hastalık. Evet hocam. Peki stresin etkileri diyabete nedir hocam? Stres? Stresin etki etmediği hastalık yok. Doğru. Yani hocam, stres şimdi insan hayata yaşama zevkle sarıldığı zaman, evet, çoğu şeyin sıkıntı çözmüş olur. Yani bir hayat enerjisi olan bir insan, evet, diyabete de o şekilde bakar. Bazen diyor, aman diyor zaten diyor ölmüşüm diyor, daha ne olsun ki diyor, doktor bey diyor, ne yapayım daha bak. Şu o depresif hal o hastanın tedavisini devam ettirmesini de engelliyor. Hasta düzgün bir tedavi bulamıyor kendisi. Çünkü hayattan bıkmış bir insan. Ama yaşam enerjisi olan bir insan, ya doktor bey nasıl daha iyi yapabilirim? Geldiği zaman o hasta sizden acaba bu hastalığı daha farklı, daha güzel nasıl tedavi edebilirim? Onun arayış içinde. Bir sürü yerlere gidiyor, diyetini uyguluyor. Çünkü burada en büyük diyabette tedavinin en büyük aşaması diyettir. Evet. Az az sık sık yiyeceksiniz. Evet. Yiyeceğiniz şeyler belli, yemeyeceğiniz şeyler belli. Bunları muhakkak ayrımını yapacaksınız. Her şeyi yemeyeceksiniz. Mesela ben görüyorum diyabet hasta insülin kullanıyor. Ya hocam bugün biraz yemeği fazla kaçırayım, bir 10 fazla yapayım. Yani bakış açısı bu. Evet hocam. Dolayısıyla stresi olan bir insan, yaşam enerjisi az olan bir insanın ne düzgün tedavi alabilir, ne o düzgün tedavini uygulasa bile sonuçlarını alabilir. Çünkü vücut kafa rahat olmadığı zaman hiçbir yer rahat olmaz. Evet. Başta rahat olması gereken yer kafadır. Aynen hocam. Şimdi hocam
Siz de diyetten bahsettiniz zaten konuşmanızın başında. Bizim de gelen hastalarımızın çoğu tabii diyabet hastası olanlar da bu işin içerisinde oluyor. Tabii birinci safhada olanlar oluyor. Yani birinci safhada dediğim henüz oral ilaç kullanımında olanlar. Keza insülin enjeksiyonuna geçmiş olan hastalar da oluyor. Biz diyetle bunu daha alt seviyeye çekebileceğimizi, hatta bunu yenebileceğimizi gördük çoğu hastamızda. Bunda beslenmenin ciddi anlamda bayağı bir etkisi var. İnsanlar şeker hastalığı diye tabii halk arasında tabir ediliyor ama hani şeker aslında diyabeti tetikleyen ürünlerin sadece hani kullandığımız çay şekeri değil. Evet. Glikoz diye tabir ettiğimiz ürünler ki bunlar özellikle hani son zamanda halkta tabii bu konuda bilinçlenme oldu. Karbonhidrat kaynakları veya nişasta kaynakları bu konuda oldukça zengin. Biz bunları kişiye uygun diyetler oluşturarak bayağı bir tolere etmeye çalışıyoruz. Ya da insülin kullanmaya başlayan birini tabii kendi doktorunun da kontrolü dahilinde enjeksiyondan yavaş yavaş tekrar oral alım seviyesine, oradan mümkünse tabii ve diyetine ciddi anlamda riayet sağlıyor ise farmakolojik desteği keserek sadece düzgün beslenme ile hayatını idame ettirmeye çalışıyoruz. Bu da genelde şöyle bir metot vardır. Siz de bunu bilirsiniz tıp camiasında. Farmakolojik destek almadan hayatını idame ettirebilme biçimidir. Sağlıklı insan diye tabir ettiğimiz kişi. Genelde bu şekilde tabir edilir. Bunun için sizin de zaten yayınımızın en başında söylediğimiz gibi sonucu değiştirmek için gidiş yolunu değiştirmek gerekiyor. Ve hastanın bu konuda kendisinin istekli olması gerekir. Bize gelen danışanlar da obezitede de keza böyle oluyor. Ya işte eşim, kardeşim, annem, babam diyet yazar mısınız ya da diyete başlayabilir mi diye geldiklerinde bizim genelde ilk verdiğimiz tepki şu oluyor. Kendisi istiyor mu? Hani bizim sağlıkçı kimliğini bir kenara bırakırsak toplumumuzda da şöyle bir algı vardır. Sizden yardım istemeyen birine yardım teklif etmek pek doğru bir davranış değildir. Ya biz de genelde kişinin ilk önce kendisinin istemesini isteriz. Kendisinin tedavi olmayı amaçlamasını isteriz. Diyet tedavisi için bunu söylüyorum. Yani gördüğüm kadarıyla tıbbın her alanında da bu şekilde. Yani tabii hastanın da kendisinin bunu istemesi, arzu etmesi. Tedavinin başlangıcı odur. Kişinin istemesi lazım. Evet. İnsülin aşamasından diyetle yani farmakolojik tedavi kesme aşamasına dönmek çok zordur ama evet. Orada şöyle bir şey olmuş olabilir. Belki insülin tedavisine erken başlamış olabilir. Evet. Ama farmakolojik oral tedaviyle düzgün diyet, kilo vermeyle işte evet. İnsülin direnci çünkü kilo verdikçe insülin direnci azalır. Evet. Biz de işte oral tedaviyi kestiğimiz hastalarımız oluyor. Evet. Bir diyette devam edelim. İyi gidiyorsun. Kilo da vermiş. Gayet rahat hasta ama bu hastaların yakın kontrol altında olması lazım. Çünkü evet. Bunlar her an tekrar ikinci safhaya geçebilecek. Ne evet. Kadar kilo da verse, ne kadar diyete dikkat etse sonuçta o rezerv zamanla azalıyor. Evet. Dolayısıyla azaldığı zaman tekrar farmakolojik tedaviye dönme aşamasına gelecektir bu hastalar. Hayatlarında bazı katı kurallarla devam etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla diyet en önemli noktalardan birisidir. Kişi, bu hipertansiyonda da konuşuruz, evet. Gastritte, diğer dahili hastalıkların çoğunda diyet çok önemlidir. Evet, kişinin evet. Ne yediğini bilmesi gerekiyor. Yediği şeyin ona ne yapacağını çok bilmesi. Aslında çoğu da biliyor şeker hastalarının. İşte evet. Hani baklavanın ona ne kadar zarar olduğunu biliyor. Ama evet. Yemeden de edemiyor. Evet, ama biz yemeyin demiyoruz. Bakın yiyebilirsiniz. Ama bir dilim yiyin. Bir oturuşta beş dilim yemeyin yani. Burada bunu bilmeler lazım. Ya her şeyin azı makbuldür. Çoğu değil yani. Evet. Onun için az az, sık sık. Doğru olan da o hocam ama hayatta uygulanış biçimi biraz daha farklı oluyor. Peki hocam, iç hastalıklar deyince bir diğer konu da genelde en çok sorulan sorulardan biridir herhalde. Hipertansiyon. Hipertansiyon deyince sizin söylemek istediğiniz ya da hastalarınızda en çok gördüğünüz durumlar nelerdir? Hipertansiyon nedir hocam? İlk önce onu bir evet. Soralım. Hipertansiyon kan basıncının sistolik ve diyastolik şeyleri vardır. 140'a 90'ın üzeri hatta halk arasında 14'e 9'un üzerinde olmasına biz hipertansiyon diyoruz. Sadece sistolik dediğimiz 140'ın üzerinde olması yetiyor. Sadece diyastolik dediğimiz 90'ın üzerinde olması yetiyor. Genelde biz koldan ölçülen manşonlar, manuel ölçüm dediğimiz eskiden tabii çok yaygındı ama şu anda daha otomatik cihazlar çıkmış. Kola takılıyor işte. Kolun işte manşonun 3'te 2'sini kaplıyor. Orada bir şişiriyorsunuz manşonla ve yavaşça indiği zaman oradaki değerler yansıyor.
Biz genelde hastalarımıza diyoruz ki, hasta geliyor mesela, ya hocam ben herhalde tansiyonum var diyoruz. Ölçtün mü diyoruz, yok hocam. Nedir şikayetin? Hocam başım ağrıyor. Her baş ağrısı tansiyon değildir ama tansiyon yüksek olduğu zaman baş ağrısı olur. Nerede olur baş ağrısı? Huzursuzluk hali, burun kanamaları, beyin kanamalarıyla gelebilir bu hastalar, işte kalp kriziyle gelebilir bu hastalar. En sık gördüğümüz burun kanaması ve baş ağrısıdır. Hatta hastalarımızın çoğu işte limon, sarımsak yiyerek onu düşürdüklerini, o baş ağrısına fayda gördüklerini, ki ben de bir çalışma yaptım. Bunu hakikaten belki plasebo etkisi dediğimiz o inanması, ona kendini şey yapması, çünkü inanmak çok önemlidir. Evet. O bile etkisini yani %30-40 oranında gösteriyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki tansiyonunu ölçelim. Bakıyoruz 14'e 9 örnek vereyim. Hemen tansiyon tanısı koymuyoruz. Ona bir çizelge veriyoruz. Çünkü hastaneye geldiği zaman bir stresle geliyor. Evet. Dolayısıyla beyaz önlük hipertansiyon dedim. İşte o sağlıkçıyı görmesi, hekimi görmesinden kaynaklı olabiliyor. Aslında 140'a 90'sa diyoruz. Yani 130, 120, 150'lerdeyse bir çizelge veriyoruz. Bunu diyoruz sabah akşam ölç. Bize buraya yaz değerlerini. Bir hafta boyunca ölç, bize getir. Getirdiği zaman bu ölçüye bakıyoruz. Hakikaten 140'a 90'ın üzerindeyse bu hasta hipertansiyon tanısı koyuyoruz. Ama biz bu hastaya hemen ilaç başlamıyoruz. Ki bazı ilaç başlama endikası, mesela diyabeti varsa, böbrek yetmezliği varsa, koroner arter hastalığı varsa, işte kalple ilgili hasta varsa hemen başlıyoruz. Ama yoksa bu hasta diyoruz ki senin için bir yaşam tarzı değişikliği önereceğiz. Bunları uygulayacaksın. Uygularken de tansiyonlarını ölçeceksin. Nedir bunlar? Diyet. Birinci öncelik. Tuz. En önemlisi. Kesinlikle tuzu kısacaksın. Ne kadar alacağım doktor bey dedikleri zaman 5-6 gram arası. Genelde Türkiye'de yapılan çalışmada 15 gram altında düşmüyor kişi başı. Evet. 15 gram tuz kullanıyoruz. Çünkü bizim zaten bir mesela bu klasiktir. Çorba geldiği zaman hemen tadına bakmadan bir tuzu serperler. Evet. Yani tuz önemli. Kebap bakarsın adam dürümü yapıyor hemen tuzu serpiyor. Ya bir tadına bak. Belki tuza gerekiyor. Zaten kebabın içinde bir tuz var. Etin içinde bir tuz var. Atma diyorsun ama insanlar tuzu kullanmayı çok seviyor. Bizim özellikle bu Türkiye toplumunda tuz kullanımı çok yüksek. Dolayısıyla tuzu kıstığınız zaman bir bakıyorsunuz ki hakikaten tansiyon değerleri düşmeye başlıyor. Çünkü bununla ilgili çok büyük çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda ortaya konulmuş ki tuz hakikaten tansiyonu tetikleyen bir faktör. Bununla ilgili toplumu bilinçlendirmek için bakanlığın da birçok çalışması oldu. Lokantalarda tuzluğun kaldırılması, Tuzla ilgili kamu spotu ya da diğer çalışmaların yapılması ciddi anlamda en azından bir farkındalık oluşturdu. Bununla ilgili çalışmalar dediğiniz gibi hocam özellikle Türkiye'de 50 ile 60 yaş arasında %25'i hipertansiyon hastası olarak yapılan çalışmalarda görüldü. Bir de karşılaştırmalı bir çalışma yapıldı hocam. Ben de o veriyi sizinle de paylaşayım burada. Bir ülkeler arasında karşılaştırmalı bir hipertansiyon çalışmasında 4 yıl aralıklı olarak kişilerin hipertansiyona bağlı durumları tespit edildi. Türkiye'de 4 yıl sonra aynı bireylerde yapılan ölçümlerde %25'inde hipertansiyon tespit edildi. Yani çalışmadan çıkarılan sonuç şöyle oluyor. Yanılma payı bir kenara bırakılırsa Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden biri 4 yıl sonra hipertansiyon olma adayı. Bu genelde hani tabii kültürel etkenler veya yemek kültürümüz, ki özellikle gastronominin başkenti sayılabilecek şehirlerden biri Urfa'da bunların içerisinde. Yemek kültürümüz bazı hastalıkları bizde karakterize hale getiriyor olabilir. Kültürümüzün bazı yerlerinin özellikle yemekle ilgili kısımlarının törpülenmesi gerektiğini artık kabullenmemiz gerekiyor. Evet. Bu alışkanlıklar içerisinde yaşımıza nazaran bizim de kendi beslenme alışkanlıklarımızı ciddi anlamda törpülememiz gerektiğini artık kabullenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Takım tutar gibi, fanatik olur gibi böyle şeylere bağlı olmak ne yazık ki bizi yani genelde hani şunu hep söylüyoruz. Bizim kültürümüzde 50-60 yaşında bir insanı bir torba ilaçla görünce normaldir 50-60 yaşında olacak değil. Evet, mesela işte İsot bizim yani evet. Milli bileceğimiz. İsot'a laf söylettirmeyiz. Fanatizm var hatta. Şimdi İsot sağlıklı bir insan İsot'u yediği zaman çok güzel etkileri var vücutta. Çok yararlı etkileri var. İşte kabızlığa karşı, işte sekresyonlar artırıcı etkileri var. Evet. Bir sürü sayılmakla bitmez etkileri var. Ama bir insanda midede gastrit ve ülser varsa
Ya isot kullanma diyoruz. Hemoroid basur dediğimiz şey varsa isotu kullanma diyoruz. Hocam merak etme diyor. İyi gelir isot diyor. Tamam. Kardeşim bak, sağlıklı bir insanda evet yararlı etkileri var. Ama ülserin varsa hocam onu tedavi et. Tedavisini yapalım beraber. Düzelsin. Ondan sonra tekrar kullanabilirsin. Ama hastalığı atlatmadan yani çivi çivi söker hocam diyor. Gastriti ülsere dönüştürüyor. Evet, evet, evet. Daha da ileri aşamalara gidiyor. Biz bu konuda biz de hastalarımıza söylüyoruz. İşte isot metabolizmayı hızlandırıyor, beni diri tutuyor vesaire. Ama hocam işte gastritiniz var. Kullanmayın. E benim tüketmem gerekiyor. Biz de şunu söylüyoruz. Yani her yiyeceğin muadili vardır. Biz sizin midenize zarar vermeden, gastritinizi daha ileri safhaya götürmeden aynı etkiyi verecek benzeri muadili yiyeceklerle listenizi güncelleyebiliriz. Ama orada artık kişi olur mu? Hani sanki hani bu bir fanatizme gidiyor. Hani gıda kesinlikle fanatizmi de mevcut. Bunu bir yerde törpülemek gerekiyor. Törpülemediğimiz sürece tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sağlıklı insan kriterlerinden uzaklaşmamız da kaçınılmaz oluyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü 65 yaşına kadar her kişiyi 65 yaşına kadar orta yaşlı birey olarak sayıyor. Yani bu tabii beslenme kültürüne göre de değişiyor ama Kuzey Avrupa ülkeleri ya da Kuzey Amerika ülkelerinde, çoğu Asya ülkesinde şunu görüyoruz. 65-80 yaş aralığında şortunu tişörtünü giymiş, trekkinge gidiyor. Tabii. İlaç nedir, farmakolojik destek nedir, neyse bilmiyorum. Türkiye tatliye geri bakıyorsun ama bizde 70 olunca iş bitti diyor artık. Evet, bu toplumsal algıyı değiştirmek de. Kesinlikle, kırmak lazım bunu. Evet, bunu belki kırmak lazım. Sizin gibi konuklarımızla inşallah hocam. Biz de elimizden inşallah geleni yapıp en azından yerel bazda da olsa Urfa halkına, sağlık okuryazarlığına katkıda bulmaya çalışacağız. Çünkü hayatın en zor aşaması yaşlılık aşamasıdır. Kişi gençken çoğu şeyin farkında değil. Belli bir yaşa kadar, 50-60'lı yaşa kadar. Her çok güzel. Her şey güllük gülistanlık gidiyor. Ama 60'tan sonra hastalıkların çoğu 50-60'tan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında kişinin en çok yatırım yapması gereken yaşlılık dönemidir. Evet. Çünkü en ihtiyacı olduğu dönem o dönemdir. Ama biz genelde miras, bütün imkanlarımızı gençken kullanıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz. Yaşlanınca da aman doktor canım doktor ne yapayım ne edeyim. Biz öncelikle bir gençken buna yatırım yapacağız. Vücudumuzun kıymetini bileceğiz. Bu bize emanettir. Evet. Bunun kıymetini bileceğiz. Şeker. Hastalığın mı var? Bunlar yemeyeceksin. Bunlar çünkü bu Allah'tan gelen bir şey. Bunu önüne geçemezsin. Dolayısıyla yapacağın şey onun şeyine göre hareket etmek. Hipertansiyon mu var? Tuzlu yemeyeceksin. Ağır şey yemeyeceksin. Spor yapacaksın. Kilo vereceksin. Yani bunları yapacaksın. Yapmak zorundasın. Yapma zaman ne olacak? Böbrek yetmezliği. Bir bakıyorsun başladı. Tık 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 diyaliz. Haftada 3 gün diyalize gelecek. Hasta geliyor. Haftanın 3 gün diyalize. O sıvı çekilirken ben diyaliz ünitesine şu anda Harun Üniversitesi'nde bakıyorum. O hastaların diyaliz sonrasında ya sanki harpten çıkmış gibi oluyorlar. Bir de diyalizin sonraki aşamalarda tabii budama bir sürü yani evresine diyaliz, gelenler de oluyor. Diyaliz tabii aşamasından sonra o hastalar çok dikkatli olması lazım. Yine orada bile dikkat etmiyorlar. Bir bakıyorsun yükleniyor hasta mesela kuru ağırlığı 65, hasta 70 kiloya geliyor. Diyor bu kadar şey sıvıyı almaman lazım senin. Hocam ne yapayım diyor, misafirliğe gittim düşünemedim aldım diyor. Ama gelirken nefes nefese geliyor. Bu şekilde bir sürü hastayı kaybediyoruz. Dolayısıyla yani ne yazık ki birinci önce şudur. Kişinin kendi hastalığı hakkında her şeyi bilmesi lazım. Evet. Kendi hastalığına hakim olması lazım. Doktordan önce onun hakim olması. Doktor sadece onu yönlendirir. Şunu yap, bunu yap, ona yol gösterir. Ama kişi kendi hastalığına hakim değilse doktor ise tedavi versin. O tedavi olamaz ki o hasta. Evet. Yani sadece hap ver bana diyor. Ben iyileşeyim. Sadece iğne ver iyileşeyim. Ya böyle bir şey yok. Biz hap veririz ama sen de o hastalığın gereğini yerine getiririz. Bununla ilgili bizim de en çok söylediğimiz şeylerden biri hocam. Ya işte bir diyet yaz. Biz de hep şey diyoruz. Benim yazdığım diyet listesi muska ya da büyü değil. Kesinlikle. Mucizevi bir şey değil. Değil. Sen onu uygulamadığın sürece bir kağıt parçasının üzerine yazılmış karakterlerden öteyi de geçmez. Önemli olan hayatınızda sonuçların değişmesi için gidiş yolunda değişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hastalığıyla ilgili tüm bilgiye sahip olmanın yanında bunları yerine ve zamanına göre uygulayabilmek de en büyük erdemlerinden biri olmalı. Şimdi hocam iç hastalıklar deyince konuyu
tabii zaten bir programa sıkıştırabileceğimizi biz de düşünemiyorduk. Evet. Hayal bile etmiyorduk. Sizi çağırmak için de tekrar bahanemiz olur. Parça parça sizi belli aralıklarla tekrar memnuniyetle sizi davet ederiz. Konumuz olursunuz umarım. Urfanatik TV izleyenlerine son olarak bugünlük söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Özellikle bu davetin için ben teşekkür ederim. Hem hemşehrilerimle buluşma imkanı oldu. Hem sizlere buradaki arkadaşları tanıma imkanı oldu. Çok teşekkür ederim. İzleyicilere, bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. Hastalıkları varsa lütfen o hastalıklarının gereğini yerine getirsinler. O hastalıklarının yapmamaları gereken neyse yapmasınlar. Yapılması gereken ne varsa yapsınlar ve hekimlere güvensinler. Hekimler onların iyiliğini düşünür, kötülüğünü düşünmez. Zaten kötü düşünse de hekim olmazdı. Dolayısıyla onlardan ricam hekimlere hem iyi davransınlar hem de hekimlerin onlara verdiği önerileri uygulasınlar. Bakın bizim içimizde de kötü niyetli insanlar yok mudur? Vardır. İşte hastasının işte mevcut durumdan yararlanıp parasını çarpan vardır. Görüyoruz ya, şarlatan diyorum ben bunlara. Evet. İşte yanlış yönlendirip onları işte devamlı şey yapan insan yok mudur? Vardır. Ama bunlar azınlıktır. Bunlar da zaten hasta 1-2 geldiği zaman anlar neyin olduğunu. Evet. Ama hekimlerin büyük çoğunluğu, azımsanmayacak kadar büyük çoğunluğu hastaların iyiliğini düşünüyordur. Ve lütfen onlara iyi davranın, onlar da size iyi davransınlar. Ve hastalıklarla mücadelede kol kola onları yenelim. İnşallah hocam. Ben de tüm izleyenler adına size teşekkür ederim hocam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gıdanız, ilacınız, ilacınız, gıdanız olsun. İyi akşamlar.